değerli genel başkanı, sivil toplum örgütlerinin değerli başkanları, değerli Akyazıl hemşehrilerim, değerli basın, hepinize en derin saygı ve hürmetlerimi sunuyorum. Türkiye'miz güzel. Gerçekten Türkiye'de yaşamak, Türkiye'li olmak dünyanın en güzel şeylerinden birisi. Dün Mardin'deydim, bugün Alapazarı'ndayım. Ne kadar hoş. Onlar da çok iddialı. Hakikaten pırıl pırıl bir şehir. Orada belediye başkanımız, valimiz ve bütün teşkilatımız, bütün Mardinliler çok güzel çalışıyorlar. Ben Mardin'i gördüm, hayran kaldım. Daha önce de gitmiştim, büyük gelişmeler var ve çok iddialılar. Diyorlar ki, tarımda biz Türkiye birincisi olacağız. Turizmde öyle. Bugün buraya geldim, aynı şey burada da var. Yani ne kadar şehirler yarışıyor. Valiler yarışıyor, belediye başkanları yarışıyor. Müthiş bir yarış içerisinde ve tarımın gerçekten geleceğinin çok iyi olduğunu görüyorum. Üniversitelerde ne kadar güzel yeni yeni keşifler oluyor, yeni gelişimler oluyor. Bunu arkadaşlarımız, hocalarımız anlatıyorlar ve insan bir bakan olarak değil, bir yerde Türkiye Cumhuriyeti'nin evladı vatandaşı olarak çok mutlu oluyor. Gerçekten önümüz, yolumuz çok açık. Geleceğimiz çok parlak. Buna inanıyorum. İnşallah öyle bir ülkede yaşayacağız ki, öyle bir ülke olacak ki, hiç ithalatımız olmayan, ihracat yapan, kimseye muhtaç olmayan, silahından tutturun, tarımından, gıdasından tutturun, tekstilinden tutturun, ihracat yapan ama insanlara yardım eden, özellikle ümmetin olduğu, ümmetin böyle devamlı onu gözetleyen, ümmetin lideri olan, bir Türkiye özlemi içerisinde olan vatandaşlarımız bu geleceği görecektir diye yürekten inanıyorum. Bu tesisin açılışında emeği geçen başta Şemsi Başkanımıza ve Çalışma Bakanımıza, Çalışma Bakanımızla beraber gelecektik. Özellikle onun da selamını söylemeden geçemeyeceğim. Çok selamları ve hürmetleri var sizlere. Fakat onun bakanlıkta çok önemli bir görevi olduğundan dolayı ben gelmek zorunda kaldım. Sayın Genel Başkanımızın davetini kırmadım. Ve zaten sizlerin aranızda olmaktan büyük de bir mutluluk duydum. İyi ki gelmişim. Ben bu tesisin Akyazı'mıza hayırlara vesile olmasını diliyor. Hepinize en derin saygı ve hürmetlerimi sunuyorum.